Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Keyifliniz, moralleriniz umarım iyidir. Bu videoda arkadaşlar sizlere Photoshop'u eğer Türkçe ise İngilizce yapmayı göstereceğim. Veya başka bir dilde olabilir. Herhangi bir dil. Yani dil değiştirmeyi göstereceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar eğer Türkiye'den aldıysanız standart olarak Adobe Creative Cloud'u yüklerken Türkçe olarak seçenek geliyor. Ve bunu Türkçe yüklüyorsunuz. Fakat arkadaşlar birçok Photoshop videosu veya birçok Adobe videosu genel olarak İngilizce, yani zaten bu programları İngilizce bilmeseniz dahi anlayabilirsiniz. Sadece nereye gittiğini göstererek, yani mesela bir tane yabancı bir YouTuber video çekmiştir ve siz onun ne yaptığını anlayabilirsiniz. Çünkü ekrandan bir şeylere dokunuyor. Yani o tuşların aynısına siz de dokunursanız aynı şeyleri yapmış olursunuz. Ve maalesef Türkiye'de son yıllarda biraz daha artsa da Adobe videolar hala yurt dışında çok daha fazla. Çünkü İngilizce konuşan çok daha fazla insan var ve bunlar da çok daha fazla içerikler çekiyor. Bu şekilde arkadaşlar İngilizce yaparak çok daha fazla bilme imkanı sağlayabilirsiniz. O yüzden bence arkadaşlar her zaman Photoshop'u İngilizce kullanmaya özen gösterin. Son olarak videoya geçmeden önce de arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Photoshop bence tamamen Türkçe. Bunu şimdi kapatıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ilk yöntem, iki yöntemle göstereceğim. İkinci yöntem bence daha mantıklı olabilir. Fakat ilk yöntem şu. Adobe Creative Cloud'a giriyoruz. Burada eğer size korsansa bunu yapamazsınız. Ama sizin için de ya başka yöntemler de var tabii ki. Onu da göstereceğim zaten bu videoda. Şimdi bunun için ilk yöntem için profilimize basıyoruz. Sağdan tercihlere basıyoruz. Sonrasında burada genelde olursunuz. Uygulamalara giriyoruz. Aşağı iniyoruz ve varsılayan yükleme dili var. English International seçiyoruz ve bittiye basıyoruz. Burada arkadaşlar eğer şimdi silerseniz programı tekrardan yüklerseniz bu program İngilizce olarak gelecektir. Fakat siz programı silmek istemiyorsanız şimdi ikinci yönteme geçelim. Buradan Photoshop'a sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında burada dosya konumunu aç diyoruz. Ben de ikinci ekrana geldim. Şimdi yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Burada Locals diye bir klasör var. Localess diye yazılıyor. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Burada TR, burada size farklı diller olabilir. Buna basıyorum. Sonrasında tekrardan buna basıyorum. Sonra burada bir dosya karşılıyor bizi. Ve sonunda dat var arkadaşlar. TR.dat. Buna geliyoruz. F2'ye basıyoruz. F2 bu arada yeniden adlandırma kısa yolu. Sağ tık yeniden adlandır da yapabilirsiniz. Sonrasında buraya arkadaşlar nokta OLD old yazıyoruz. Ve tıklıyoruz boşta. Evet diyoruz. Devama basıyorum. Ve şu anda değişti. Şimdi bakalım Photoshop Türkçe mi İngilizce mi? Photoshop'u açıyorum. Ve açtığım anda zaten burada arkadaşlar İngilizce olarak geliyor ama bir içini de görelim yine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Photoshop tamamen İngilizce oldu. Yani bence bu çok kısa bir yol. Birincisini eğer yüklemediyseniz yapabilirsiniz ve ileriki programlar için yapabilirsiniz. Ama bence ikincisi çok daha mantıklı. Şimdi hadi videonun sonuna geçelim. Arkadaşlar geldik videonun sonuna. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sorularınız vesaire varsa da aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'm a